En iyi arkadaşına takılırken canı sıkacak pek bir şey yoktur. Tabii sevgili patlamış mısırların bitmesi hariç. Hepsi bitti mi yani? Yazık, şu taneler patlamamış. Patlasalar daha iyi yiyebilirdim. Vicky'nin saç düzelticisini mısır patlatmak için kullanmayı düşünmüyorsun herhalde, değil mi? Hayır, alamazsın. Kusura bakma. Hadi ama, ver şunu Sofya'ya. İşi bitince geri verecek. İşler kızışmaya başladı. Patlamamış mısır taneleri varsa şuraya yerleştir. Mikrodalgaya koymuş gibi patlayacaklar mı acaba? Hey, bir şeyler kıpırdanıyor. Gördün mü? İşe yaradı, inanmıyorum. Al, ilk sen dene Vic. Hey, bu hiç de hoş olmadı ama Sofya. Merak etme, geldiği yerde bunlardan çok var. Ya şuna ne demeli? Kanepeden bile kalkmana gerek kalmadan atıştırmalık tabağını tekrar doldurdun. İyi ki eve giderken en sevdiğim sosisli büfesine uğramışım. Hey Vicky, o nedir? Sosisli mi? Yok, pek bana göre değil. Ama bayağı da açım. Acaba öğle yemeğinde ne yesem? Tavuk? Taco da iyi olurdu aslında. Yok ama, dün gece yedim zaten. Hey krep! Bu tam aradığım şey işte. Ay Vicky, o ketçap şişesiyle sorun mu yaşıyorsun? Pekala, krep karışımını dökelim. Bu sefer büyük krepler yapacağım sanırım. Ay, tavaya isabet ettiremedim. Bunlar bayağı ilginç görünecek. Cidden mi? Hala ketçapı o şeyin içinden çıkarmaya mı çalışıyorsun? Bir dakika, aklıma müthiş bir fikir geldi. Elinde boş bir ketçap şişesi mi var? İyice temizleyene kadar suyla yıka. Sonra krep karışımını içine dök. Şişeye koyacağın miktarı yapacağın krep sayısına göre ayarla. Bayağı bir krep karışımı oldu. Kapağı tak ve işte başlamaya hazırsın. Artık karışımı tavaya dökerken her seferinde ortalığı batırmaktan kurtulacaksın. Oo, bu bayağı büyük bir krep olacak. Pekala, şimdi çevirme vakti. Çok iyi oldu. Ve göz açıp kapayana kadar krepler birikti bile. Bacanına bütün tabak sadece senin için mi Sofya? Hey Vicky, biraz ister misin? Bir sürü yaptım. Hey, süt dolapta. Ama soğuk diye taze kalmış olması gerekmez. Tadı berbat. O kadar mı kötü? Ay evet, berbatmış. Dükkana gideyim hemen, tamam mı? Tamam, işte alışveriş yapıp geldim. Ve hepsinin son kullanma tarihini kontrol ettim. Ah, işte sütün tadı böyle olmalı. Bir versene. Bozulmasını istemiyorsan içine biraz tuz at. Yani epeyce bir. Bu gördüğüm en tuhaf şey. Bana sonra teşekkür edersin Vic. Tamam, hadi gidelim. Günün en önemli öğünü geliyor. Hala iyi mi acaba? Bence tadı iyi. Bu tüyo için Lana'ya kocaman bir teşekkür. Hala ders mi çalışıyorsun Lana? Vicky! Açlıktan öldüm. Ama sınava çalışmayı kesemem. Sana hemen bir şeyler hazırlayıvereyim. Ders çalışırken ne yenir? Hangisini kullanayım? Ya büyük düşün ya da vazgeç, değil mi? Neyse ki şu şekerli içecekler var. O da ne?
4 kişilik bir aileye yemek mi hazırlıyorsun sen Vicky? Senden sadece bir atıştırmalık istemiştim değil mi? Vicky malzemeleri hep fazla kaçırır. Of, bayağı fazla yedim. Aynı şeyi bir daha yaşayamam. Hey, sana bir hile göstereceğim. Bu şişe en iyi ölçü aleti. Bu bir porsiyon için yeterli. Gir bakalım şuraya. Göz kararı geçmişte kaldı. Ama daha işimiz bitmedi. Biraz sos ve süsleme de harika olur. Bunun aynı miktar olduğuna inanabiliyor musun? Bu numara mutfakta işleri tersine çevirir. Şu maymunun gidişine bak. Evet. Ben de alabilir miyim? Sanırım cipsi paylaşabiliriz. Al. Hey! Yavaş ol Sofia. Kaç tane birden alıyorsun? Bu kadar yeterli. Sağ ol. Ben ne yiyeceğim? Bak ne kadar az kalmış. Ama birçoktan iyidir. Hey! Elim sıkıştı. Hadi. Her şey yolunda mı Adam? Sorun yok. Elimin kutuda kalması hariç. Hadi bırak elimi aptal şey. Evet. Bir dakika bayağı korkutucuydu. Peki bu cipslere nasıl ulaşacağım? Oradaki kağıtlar da ne? Hayal gücümü konuşturmanın zamanı geldi. Kağıdı boylamasına katlarsam... Cipsler içinden kayar. Hadi şunu bir deneyeyim. Cipslerin altına geçmesine dikkat et. İşe yarıyor. Ne güzeller değil mi? Cidden dahi falanım galiba. Ay, onlar bana mı Adam? Ve aynen geri dönüyorlar. İnsan şurada rahat rahat bir şeyler atıştıramaz mı ya? Sincaplarla insanların ortak noktası nedir? İkisi de fındığa bayılır. Ama sincapların tersine bizim için fındığın kabuğunu kırmak zor iştir. Pekala. Dur. Kıpırdama. Dikkat edin! Oh, pardon. Hadi bir daha deneyelim. Ama bu sefer kaçma. Tamam mı Fındık Bey? Yo! Hey! Bu ne ya? Bayağı acıttı. Kim derdi ki bu küçücük şey bu kadar can yakacak diye? Bana niye öyle bakıyorsun? Sana öğreteceğim çok şey var. Bunun kabuğunu kırmanın başka bir yolu daha var. Hem yüzünü de morartmaz. Fındığı şu aletin deliğine yerleştir. Ver şunu. Öğrenmek istiyor musun, istemiyor musun? Nişan al. Ateş. Bam. Bak. İstediğin yerde durdu. Zekice değil mi? Tam fındık severlere göre. Öyle açım ki bir atı bile yiyebilirim. Ama şimdilik bu kahvaltılık levrekle idare eder. Cidden mi? Elimdeki kocaman boş bir kutu demek. Şuna bakayım. Şaka herhalde. Buldum. Of ya. Ya. Mutfak alışverişi yapmalıyım. Yok. Boş. Bingo. Gidelim önceden kalmış pizza. Gelin bana. Of. Bu ne kadar eski ya. Dişimi kırmak istemiyorum. Taş gibi sert. Au! Hey! Bunu başka ne için kullanabilirim? Güzel. Hadi kırılsana. Neyse. Tek umurumda olan şu güzel resim. Ne tuhaf.
Şuna bak. İyi misin Adam? Evet. Bu şey kırılmıyor ya. Aa! Ne? Aklıma müthiş bir fikir geldi. Hey, suyum niye lazım? Önce şunu atayım. Hindiyi hiç sevmem. Pizza dilimimi mikrodalgaya, bir bardak su ile birlikte koyarsam, taş gibi pizza yediğim günler geride kalır. Bir yiyecek yumuşatma mucizesi görüyorsunuz millet. Ve kesinlikle işe yaradı. Bak nasıl da yumuşadı. Şimdi son tadım testi. Evet. Hey, birini ister misin? Sandviçimi attın sonuçta. Bu gerçekten harikaymış. Kutusundan yeni çıkmış gibi. Müthiş. Müthiş.